Efendim, şimdi benim söylediğim net, anlaşılır bir şey. 1.507.000 yanılmıyorsam son rakamlar esnaf kredi kooperatiflerine ya da esnaf odalarına kayıtlı olan sayı. 48.000 kişiye vermişsiniz. Seçim bildirgenizde bir kere, birincisi bu. Seçim bildirgenizde bir kere tüm esnaflara 30.000 lira faizsiz kredi diyorsunuz. Önce bunu bir anlayalım. Esnaf 48.000 kişi ve sicil affı da çıkmadığı için herkesin sicili bozuk. Önce bunun çıkması gerekir dedik. Sayın Bakan'a söyledim. Herkesin sicili bozuk. Şurada esnaflar da bizi seyrediyor. Adam kendini yakacağım diyor. Nerede? Kocaeli'nde. O orada duruyor arkadaş. İsmi bende saklı. Ben kendimi arabamı yakacağım diyor. Bir. İki. Size buradan arkadaşlar da sordu. Ben soru önergesiyle sizin aldığınız üç kurumdan aldığınız maaşı sordum. Siz cevap vermediniz. Ama ben bir araştırma yaptım. Nereden yaptım? İzmir'den yaptım. Nereden yaptım? Ege'den yaptım. Karadeniz'den yaptım. Ortalama maaş 10.000 lira. Oradaki ilçe beldelerinde bile ortalama maaş 10.000 lira. Şimdi bakıyorsunuz sizin aldığınız 70-75.000 lira, her neyse siz ifade edin doğrusunu, ki gelmedi cevap. 70-75.000 lira değilse verin doğrusunu. Ve bir de buradan maaş alıyorsunuz. Bir de oradan, yani esnafın durumu ortada. Esnaf kendini yakıyor. Bir. İki. İzmir'deki arkadaşımızdan bahsettiniz. Geçen dönem milletvekili olan, o onursal başkan olarak o görevi bıraktı ve milletvekilliğini yaptı. Burada arkadaşlarım, İzmir milletvekillerimiz burada. Ve maaş da almadı. Maaş da almadı. Siz alıyorsunuz. Altınızda lüks araba. Sayın milletvekili, şahsiyatla uğraşmayın lütfen. Esnaftan gelen aldığınız paylarla altınızda lüks araba. Bütün personel emrinizde, milletvekili maaşınız var, emekli maaşınız var. Esnafın durumu da ortada. Sayın milletvekillerim.